sevgili peygamberimiz vefatından sonra, asırlar sonra kendi sakalından olduğu iddia edilen o kıllara böyle bir saygı gösterileceğini bilseydi kesinlikle yasaklardı. Kesinlikle. Efendim işte şu parçası, bu parçası sakalın bakalım. Bunun İslam'la pek bağdaşır yanı olmadığını ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimizin mübarek sakalı için bu sözleri kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e tepkiler sürüyor. Yeni Mesaj gazetesi yazarı Selim Kotil köşesini bu konuya ayırdı. AKP'li Şahin'e yanıt ve eleştiri niteliği taşıyan yazının bir kısmı şöyle. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin sonuçta bir kıl olduğunu, haşa ona bu kadar bir tazmin gösterilmesinin yanlış olduğunu söylüyor. Hatta kendisini Peygamber Efendimiz adına konuşmaya yetkili görerek, o olsa bunu yasaklardı deme cüretini de kendinde görebiliyor. Akıllarını asıl kabul edenler, Peygamber Efendimiz'i haşa sadece bir postacı gibi görenler, bu coğrafyada yeni değiller. İngilizlerin kurdurduğu Vahhabi anlayışı bu temele dayanır. İngiliz ajanı Humper tarafından hayata geçirilen bu anlayışa göre kabir ziyareti Allah'ın veli kullarından yardım istemek ve bunun gibi hepsi haramdır. Ama İngiliz ve Amerikan başkanları önünde el pençe divan durmak, onlardan yardım istemek, onlara kul ve köle olmak alabildiğine serbesttir. Bu konuda Profesör Doktor Haydarbaş'ın Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler eserinde çok detaylı bilgi ve belge bulmak mümkün. Ancak İngilizler dahi Peygamber Efendimiz'i direkt açıktan hedef alarak onun mübarek sakalını haşa bir kıl parçası olarak değerlendirmeyi göze alamadılar. Bu müthiş açılım ve saçılım da bu AKP iktidarına nasip oldu. Hacca gidenler çok iyi bilir. Beytullah'ın hemen önünde 3 metre yanında sarı yaldızla etrafı çevrili makamı İbrahim vardır. Peki ne var o yapının içinde? Hazreti İbrahim'in ayağını bastığı toprakta ayak izi çıkıyor. İşte o balçık toprak Allah'ın evinin hemen dibinde. Peki onu oraya kim koyuyor? Bizatihi Cenab-ı Hak koyuyor. Ey haddini aşan Şahin! Sen nereden bileceksin? Allah Hazreti İbrahim'in ayağını bastığı çamura bu kadar değer verirken alemlerin efendisinin sakalına verdiği değeri. İyi ki Mekke sizin kontrolünüzde değil. İlk iş makamı İbrahim'i kaldırır, Hacerül Esved de bir taştır diyerek yapacağınız AVM'lerde dolgu malzemesi olarak kullanır, Peygamber Efendimizin doğduğu evi yıkar, yerine Allah bilir ne yapardınız. Sana yüzlerce değil binlerce olay yazarım. Peygamber Efendimizin mübarek ağzının değdiği havluyu ateş yakmadığına dair, mübarek abdest suyunu sahabenin yere düşürmediğine dair. Ama bunu anlamak sizler için çok ama çok uzak. Haçlıyla beraber Müslüman kanı akıtanların Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da elini Müslüman kanına bulayanların bu aşkı, bu sevgiyi anlamaları ne mümkün?